Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Bugün 8 Eylül 2023 günlerden cuma. Bütün arkadaşlarıma, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu, huzur dolu çok güzel bir cuma günü temenni ediyorum. Akabininde hafta sonu geliyor. Şimdiden bütün arkadaşlarıma iyi tatiller dilerim. Kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Altılı oynama konusunda sizleri bilinçlendirmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, 50 lira, 30 lira, 60 lira oynayan arkadaşlarım var. Yine aynı rakamlara oynayan arkadaşlarım var ama herkesin beklentisi farklı. Ben hobi olarak bu oyunu oynuyorum. Yani tabii ki büyük para çıksın isterim ama sabırla oynamak ve tutturmata oynamak hobi olarak oynamaktır. Yani atı takip edersin, o atın geleceğini beklersin, galoplarında, orijinlerinde bir ümidin vardır. O orijini bilirsin, onun için tek atarsın. Öbür taraftan 30 lira 50 lira oynayan para kazanmak için oynar. Ama az para kazanmak için mi, çok para kazanmak için mi? Bu soruyu soruyorum her zaman oyuncularıma. Bakın 50 lira oynuyor adam. Bizim bir müşterimiz vardı Avcılar'da, Ganyan Bayi'nde. Her gün 50 lira oynardı ama altın ne zaman 100 bin 200 bin verse altılıyı bulurdu. Ama ne yapardı biliyor musunuz arkadaşlar? Altılısında 50 liralık altılısında birinci, ikinci, üçüncü atı yazmazdı. Prensibim derdi, ilk 3 atı yazmıyorum derdi. Her gün yatardı, her gün yatardı ama altın ne zaman 100 bin, 200 bin, 300 bin verse mutlaka senede bir iki defa takılırdı. Bir oyuncum var şu anda, hatta 3 çeşit oyuncum var. Biri her gün bölerek 20 bin lira oynayan bir takipçim var. Biri 5 bin lira limiti oynar, biri de 2 bin, 3 bin lira civarı oynar. O 5 bin lira oynayan her gün sabah akşam 5 bin oynuyor arkadaşlar, 10 bin yani. O 10 bin oynayan büyük paraya gitmek istiyorum diyor. Kaç paraya gitmek istiyorsun diyorum. 300 bin, 500 bin, 1 milyon. Evrim bu, sen gidemezsin. Niye? Altında ne yazmışsın İlkay'a? 7 at yazmışsın. İlk 7 at yazmışsın. İkinci ayağına yazmışsın. 10 at yazmışsın. İlk 10 at yazmışsın. Kardeşim, eğer büyük paraya gitmek istiyorsan ilk önce parana kıymayı bileceksin. Her gün yatıyor musun? Yatıyorum. 5000 liraya da yatılabiliyor arkadaşlar. İddia eden varsa yatmam diye. Buyurun yazın bakalım bir 5000 lira kupon tutacak mı? Büyük paraya gitmek istiyorsanız favorilerden fedakarlık yapacaksınız. İlla favori olmayabilir. İkinci attan, dördüncü attan, plaselerden fedakarlık yapacaksınız. Her ayaktan bir ya da iki plase çalacaksınız. En alttaki atı yazacaksınız. En altlardan arayacaksınız. Yani mantık dışı at arayacaksınız. Hep mantık içinde mi at geliyor? Ata bakıyorsun galoplarına, rezalet. Son yarışlara bakıyorsun at geçmemiş. Ama bir bakıyorsunuz 40 lira Ganyan'la birinci gelmiş. Altılı 300 bin, 500 bin, 1 milyon vermiş. Yani böyle paraları yakalamak istiyorsanız favori safkanları atlayarak oynayacaksınız. Özellikle 5000 lira oynayıp büyük para bulacağım deyip de favorileri yazan insan parasına kıyamayan insandır arkadaşlar. Yani bu kumardan çıkmış bir olay. Yani en param kaçmasın, en büyük para bulayım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu da buradan özellikle büyük oynayan ya da büyük para arayan arkadaşlarıma söylüyorum. Küçük büyük oynamak fark etmiyor. Yani bir parayla büyük parayı arıyorsanız ona göre mesela 50 lira, 100 lira büyük parayı arıyorsunuz. Her gün bir iki tane, üç tane, her ayakta iki üç favori yazmayacaksınız arkadaşlar. Bu fedakarlık sonucunda sabırla olur bu. Hobi olarak oynuyorsanız tuttuğunuz atları yazarsınız, oynarsınız. Bu en büyük zevkidir at yarışının. Tabii bunu atçılar bilir. Yani kumar oynamayla hobi arasında büyük fark vardır. Ben bugün Bursa at yarışları ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım sevgili yarışseverler. Bursa'da 9 koşuluk bir program mevcut. İkinci altılı Ganyan programın dördüncü koşusuyla start alacak. Evet, 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının kısa vade 7 koşusu 1900 mesafe kum pistte koşulacak. Ben altılı Ganyan ilk ayağında özellikle kopuzun tayı. Evet arkadaşlar, 3 numaralı Pişman Ağa'yı bugün Özcan Yıldırım idaresinde rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Özellikle mesafe ve pist avantajı var. Bugün 61 kilo sikletine rağmen ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine bir numaralı Anka Ateşi. Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıktığımı gördüğüm bir numaralı Anka Ateşi'ni de bu grupta ikinci şansı isim olarak öneriyorum. Yine form durumunu beğendiğim Turbo'nun torunu 2 numaralı Halim Ağa'da Mustafa Çiçek idaresinde şanslı gördüğüm
safkanlar içerisinde. Burası ilk 3 safkanın dışına çıkarsa yine 6 numaralı Iğdırlı. Yine kalitesine güvendiğim bir safkan. Turbo temsilcisi Atom Karınca torunu 6 numaralı Iğdırlı'da Nevzat Avcı İdaresi'nde altılara yazılmalıdır. Yine 8 numaralı Sarı Yerli. Yine bütçemiz varsa altını çizerek, yani büyük oynuyorsak diye altını çiziyorum. 4 numaralı Erdoğdu'yu da altınlarımıza yazabiliriz. Yine hatırlatma yapmak istiyorum. Bazı arkadaşlarım diyor ki abi büyük veriyorsun. Arkadaşlar benim takipçilerimden 20 lira oynayan da var. Benim takipçilerimden 10 bin lira oynayan da var. Ben 10 bin liralık oyun vermiyorum. 300-350 civarı veriyorum. Zaten altılı 20 kuruş oldu. Yani geçen senenin 150 liralık altısını veriyormuşum gibi düşünün. Çünkü mecburuz arkadaşlar bu fiyatı vermeye. Bu altılıyı, bu fiyatları bulmak da çok zor aslında. Aslında biz tuttuğumuz safkanları veriyoruz, tuttuğumuz şekilde veriyoruz. Siz sıralamayı yaparsınız. Yani ben ilk ayakta 3, 1, 2, 6, 8 altını çizdim, 4 verdim. Sizin bütçeniz 50 liraysa 3, 1, 2, 6 yazarsınız. İkinci ayağı da ona göre değerlendirirsiniz. Yani kendi bütçenize göre sıralama şeklinde verdiğim için kendi bütçenize göre bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyorum. Ve altından yan ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışına geçiyorum. Burada da 3 numaralı Galyaz Kendi. Bugün Onur Yıldız Dairesi'nde benim öncelikle şans vereceğim isim olacak. Özellikle son yarışında Ali Yıldız Dairesi'nde çıktığı handikap 14 yarışında çok beğenimi kazandı. Bugün Onur Yıldız Dairesi'nde benim ilk şans vereceğim safkan olacak. Yine 5 numaralı Quick Smart, yine beğenimi kazanan bir isim. Sayın Banu Alemdar Sölpi'ye ait 5 numaralı Quick Smart'ı ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Ve 4 numaralı Nide Bey'i. Bana göre burası 3 safkan yeterli gibi duruyor. Tabi sürpriz eden arkadaşlarıma öncelikle 7 numaralı Warrior Justin. Evet, 7 numaralı Warrior Justin'ı öneririm. Yine çok sürpriz eden arkadaşlarıma tekrar altını çiziyorum. Yani 2 numaralı Buldozer, özellikle son yarışında bariyer dibinden kafasını uzatması gerçekten kayda değerdi. Yani geniş oynayan arkadaşlarıma burada 2 numara Buldozer'i de öneririm. Ve altılı Danya'nın 3. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe çim pistte koşulacak Grup 3 yarışı. Burası da Yunus Emre adına düzenlenmiş koşu arkadaşlar. Burada da 7 numaralı Sally Boy. Gerçekten grubun kaliteli isimlerinden 7 numaralı Sally Boy. Ve bugün Sally Boy'a rakip olarak da kum, çim ayırmadan koşabilen gerçekten yüksek karakterli bir safkan 8 numaralı The Raptor. Ben olsam bu safkanı kumda koşardım, kumda denerdim, kumda yürürdüm bu safkanla. Ama çimde de gidiyor. Çim kum koşu. Umarım safkanı üzmezler sahipleri. Ben 7 numaralı Sally Boy'a ilk rakip olarak 8 numaralı The Raptor'u öneriyorum. Bu iki safkanın dışına çıkması durumunda 5 numaralı Steps of Iron. Yine 4 numaralı Sönmez Bey, özellikle son 4 koşusunda göstermiş olduğu yüksek performansı da göz önüne alarak bugün altınlarımıza 4 numaralı Sönmez Bey'i de yazalım arkadaşlar. Yine altını çizerek sürpriz isim olarak da 2 numaralı Çakır Dağlı isimli safkanı, özellikle bu safkan bir deha temsilcisi. Bu tip mesafelerde başarılı olma sürpriz şansına sahip bir isimdir 2 numaralı Çakır Dağlı. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışı. Yine hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Son 3 gün biliyorsunuz grubumuzun aylığı normalde aylık 200 lira. 3 aylık normalde 600 lira. 6 aylık 1200 lira. Pazar günü akşamına kadar grubumuzun aylığı 150 lira, 3 aylığı 400 lira, 6 aylığı da 600 lira. Arkadaşlar aylığımız 100 liraya gelir 6 aylık katılımda. Bunu 2 arkadaş, 3 arkadaş ortak da katılabilirsiniz. Tabii ben bir kişiye analizlerimi atarım. Yani bir kişiyi grubumuza alırım. Siz de birbirinize atabilirsiniz. Eğer grubumuza katılmak istiyorsanız
son 3 gün grubumuzun indirimli olarak sevgili yarışseverler, bunu da buradan ifade edeyim. Grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım 0532-601-5486 numaralı telefondan bana ulaşabilirler. Yine her gün hemen hemen yine TCK'da resmi olarak yatırdığımız kupon var, ortak kupon var. Genelde 140 lirayla 150-160 lira arası kişi başı oluyor. Bu altınlarımıza da katılmak istiyorsanız, katılacağımız zaman bana mesaj atın diyorsanız yine bana WhatsApp'tan telefon numarama mesaj atabilirsiniz. Böyle ortak altılı olduğu zaman sizler de dahil olabilirsiniz sevgili yarışseverler diyerek altılı Ganya'nın evet 4. ayağına geçiyorum. 3 yaşlı Arap Safkanları'nın 1400 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 2 numaralı turbo yürekli 2 yarıştır yüksek ısrarla veriyorum. Gerçekten kumda zor geçerler bu safkanı dedim. Gerçekten kumu çok seven, özellikle eşkaliyle dikkat çeken Ebi Safkan bugün handikap koşuyla kazanmasını bekliyorum esasında. Ama ben buraya yine rakip de vereceğim arkadaşlar. Altılı'da yine parayı arayabilmek adına. Çünkü başka tekim var. 2 numaralı turbo yürekliye öncelikli şans verdiğim rakip. 1 numaralı Candarlı bugün Onur Yıldız Dairesi'nde. Evet, 1 numaralı Candarlı'da ikinci şans vereceğim isim olacak. Son yarışı özellikle Onur Yıldız Dairesi'nde 1400-1.37-91 üzerinde koşmuştu Kocaeli kumunda. Bugün yine Onur Yıldız arkadaşımız biniyor. İkinci şansı bu safkana vereceğim. Ve 3 numaralı Aydın Efes'i. Ve altını çizerek yine sürprize vereceğim isim de Özcan Yıldırım faktörü göz önüne alınarak. Evet arkadaşlar, 4 numaralı Erkşan'ı da sürpriz arayan arkadaşlarıma öneriyorum. Yani burası 2 normalde tek yazılabilir ya da 2-1-3 şeklinde değerlendirilebilir ya da 2-1-3 bomba isimde 4 numara Erkşan da altılarımıza sırasıyla değerlendirilebilir. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak hız yarışı olacak. Şartlı bir koşu olacak. Burada ben özellikle tuttuğum bir safkan. Arkadaşlar şunu da izah edeceğim. Burada bir safkan çıktı. Ekürlerden bir safkan çıktı. Çoğu arkadaşımızın kafası buna basmıyor. Yani pek anlayamıyorlar. Onu da izah edeceğim. Ekürü safkanlardan biri çıkarsa, örnek veriyorum. Ben burada normalde 3 numara kuşçular. Evet. Kuşçular gelini benim ilk atım. Ama altılı politikam gereğince ben ilk safkanı 4 numaralı May River'ı vereceğim. Çünkü My River benim ikinci safkanımdı normalde. Onu birinci şanslı isim olarak vereceğim. Favori safkan 3 numaralı Kuşçular Gelini olduğu için burada Kuşçular Gelini'nin yarışı kazanması durumunda ekürler de geçerli olacak. Ekürlerden biri çıktığı için. Yani otomatikmen ben 4 numaralı Kuşçular Bey'ini de yazmış oluyorum. Ekürlerden 4 numaralı My River'ı yazarsam, yani 4'ü tek geçtim ben altında diyelim, burayı 3-4 olarak yazmış sayılıyorum. Çünkü ekürlerden biri çıktı. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Ben 4 numaralı My River'ı bugün birinci şanslı isim olarak vereceğim. Esasında bahis oyunları için 3 numaralı Kuşçular Gelini'ni birinci şanslı isim olarak sizlere veriyorum. Ama 4 numaralı My River ilk şanslı ismim olacak altılılarda. Yine 1 numaralı Clever Candy. Evet, bugün ilk defa koşacak olmasına rağmen Tiz Bey'in tayı Mustafa Çiçek idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Ve 8 numaralı sürpriz eden arkadaşlarıma altını çizerek, bakın 4-1 yeterli görüyorum normalde. Çünkü 4-1 yazdığınız zaman 4-1-3 yazmış sayılıyorsunuz arkadaşlar. 8 numaralı Wish Come True'yi da vereceğim. Çok geniş oynuyorum, bomba arıyorum derseniz Daredevil'in bir tayı var. Bugün Nurettin Şen idaresinde piste çıkacak. 7 numaralı Vanda'yı da koşunun bomba, koşunun dinamit ismi olarak veriyorum. Yani burayı 4-1 ya da 4-1-8, yine çok sürpriz oynayan karşılamada 7 numaralı Vanda isimli safkanı veriyorum. Ve altılı Ganya'nın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Sevgili yarışseverler, WhatsApp grubumuzda son 3 gün aylığımız 150 lira bu hafta sonuna kadar. 3 aylık 400 lira, 6 aylık 600 lira, hatta senelik 1000 lira
şeklinde olacaktır. Normalde aylığımız 200, 3 aylığımız 600, 6 aylığımız 1200, seneliğimiz 2400 liradır. Bu son 3 gün bu konuda da katılmak isteyenler yine ortak katılabilirsiniz. 3 arkadaş, 2 arkadaş birbirinize atabilirsiniz. Ben WhatsApp grubumuza bir kişiyi alabilirim. Ve Altılı Ganyan'ın son ayağı kapanış koşusu 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1700 mesafe çim pistte koşulacak. Evet, şartlı 2 koşusu gerçekten çok beğenimi kazanan bir safkan var burada. Özellikle tereddüt eden arkadaşlarımın ben bu yarışı izlemesini rica edeceğim. Son yarışı şartlı 4 koştu. Gerçekten inanılmaz bir yarıştı. Sonlardaki aksiyonları özellikle harikaydı. Burada 9 numaralı Smart Illusion'dan bahsediyorum arkadaşlar. Shaken It Up'ın tayı gerçekten çok güzel bir safkan. Özellikle sonlarda adeta uyanan bir devi anımsattı bana. Bugün Nevzat Avcı idaresinde piste çıkacak son yarışında olduğu gibi. Son yarışında 5.liğe sarkışını, 5.liğe girişini mutlak suretle izleyin. Tek atacaksanız ben Altılı Ganyan'ın son ayağında 9 numaralı Smart Illusion'un bugün illüzyon yapıp, büyü yapıp bu rakiplerini geçmesini bekliyorum ve günün Banko ismi olarak öneriyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir cuma günü, akabininde çok güzel bir hafta sonu temenni ediyorum. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.